Ay, bilemedim ki. Bir gören olsa ne der? İki genç bekar insan gündüz vakti kahve içmeye bir tanesinin evine gidiyorlar. Çok sıradan. Niye bu konuda bir şey dememi bekliyorsunuz ki? Der bence. Yok, abimin kulağına giderse illa falsetoyla bir kulak alma projesini gündeme alır diyerekten. Hay Allah, burada kız başıma böyle. Mevzu da o zaten. İnan burada erkek başına olsa bu kadar ısrar etmezdim. Nur Hayat, hayatımda 50 mililitre kafein için hiç bu kadar dil dökmemiştim. Ha, iyi. Geleyim, yarım saat oturayım madem. Buyurun. Buyuracağım tabii, ne yapacak? Okey, hadi buyurun. Buyurun. Sizin yolculuk nereye teyze? Hepimizin sonunda gideceği yer aynı be çocuk. Yok, şu an misafirlik bazında. O katta iki seçenek var. Bir, gülistanlar. İki. Çapkın oğlanlar. Senin yolun belli be yavrum. Neymiş? Emir'in yolu. Nerede çıktı ya? Yo, ben de Gülistan ablamlara gidiyorum. Tesadüf. Ay Servet, kim bu güzel kız be? Sen tanışmadın Nur Hayat. Uzatmalı gelinimiz Rıza'nın şeyi. Şey derken? Azıcık darıldılar da aralarında. Bakalım kısmet. Ay, ben çay koyayım. Ay o Nur Hayat sen misin be? Niye? İmza mı alacaksın teyze? Ne çektim be Nur Hayat? Ne zaman canım? Düğününüz olmuş. Nikah kıyılacak. Senin gelinliğin kuyruğu toplanıyor. Rıza yok. Ne dedin orada Nur Hayat? Rıza, Rıza, Rıza'm dedim. Ay gözünün içine bakacaksın, başına tac edeceksin. O çişli oğlan seni nikahta bırakacak, artize mankene kaçacak. Çok çektim be Nur Hayat. Teyze, sen bunlar olurken vicdan azabı gibi omuz başımda mı oturuyordun? Nereden biliyorsun ya? Cümle alem biliyor o çişli oğlanın sana ettiklerini. Mecbur sen de gideceksin, dağıtacaksın kendini, ne yapacaksın? Bir, çişli derken, iki, kim dağıttı kendini ya? Dağıttın demiyorum, haşa. Ama öyle böyle dağıtacaksın, potansiyel var diyorum. Bir teselli bulacağım diye gideceksin, birilerine çerez olacaksın. Ne yapacaksın? Mecbur. Kim çerez oluyor ya? Teyze, kavurdu gibi kadınsın. Önce kendine bak, sonra konuş. Kız maşallah. Çok güzel kızsın. Delikanlılar bırakmaz. Onlar da haklı. O bakımdan. Allah vergisi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Elinde değil. Ama onların elinde. Elden ele handball topu gibi gezeceksin, ne yapacaksın? Çengelköy'ün hıyarı Cihangir'in çapkını meşhurdur yavrum. Çapkın dediğin de üzgün kadının kokusunu uzaktan alır be yavrum. Ya niye handball topu gibi geziyorum ki ben? Neyi kastediyorsun sen teyze? Biri sana bir şey mi dedi? De bakayım. Gurur yapıp nişanlına bak beni de beğenen var havası atacağım diye mahallenin olma be yavrum. Açıklığa kavuşturdum. Hoş geldin Nur Hayat. Nur Hayat? Peki bir arkadaşımla kalıyorum desen, bir gece çıksak? Nur Hayat, şu anda saat gecenin ikisi ve Uber patlayan bir parti bıraktım, eve dönüyorum. Ayrıca seninle dalga geçiyor olsam bir saatte telefonla konuşuyor olur muydum acaba? Ya böyle bir ilişki yalnız 14 yaşından ya da 60 yaşından sonra olur. Bu cümleyi bugün ikinci defa söylüyorum. Ya tanıdığım hiçbir kız böyle ergen gibi davranmıyor abi.
ben senin bildiğin kızaran değilim diyeceğim. Ay nasıl bir klişenin tuzağına düşmüş olacağım. Telefon kayıtları ortaya çıkarsa biterim ben. Elimden geleni yapıyorum Nur Hayat. Ama sabahın 8'inde beni buraya çağırıyorsun. Niye böyle panikte uzaysın sen ya? Çıkarsa da çıksın senin yani. Telefonda konuştuk sadece. Parkta sevişmedik. Nasıl laflar bunlar ortalık yerde Emir? Ben çeperi aralı bir ev kızıyım. Cihangir'in zillerinden değilim. Biliyorum. O yüzden buradayım zaten. Çeperindeki auraya saygım sonsuz. Ama Nur Hayat, 1930'larda geçen romantik bir piyeste gibi hissetmekten gerçekten yıldım. Nostaljik bir kız arkadaş olduğum söylenebilir. Bir kız arkadaş olduğum pek söylenemez, kusura bakma. İlkokulda bile senden daha ileri gittiğim kızlar oldu. Anneler içeride otururken odada yalnız kalıp Lego oynayabiliyorduk. Gece 2'de aranda resmi bir şey bulunmayan bir erkekle telefon konuşmak bana hiç yakışmıyor. Bu tarz değilsin Nuray. Bu tarzım. Değilsin. Bu tarzım konvansiyonuna bırak da çorum ben. O zaman tarzını değiştir. Emir, bana doğruyu söyle. Beni nişanlısı kullanıp atmış bir kız gibi görüp bir defa ona faydalanmaya mı çalışıyorsun? Ah Nur Hayat, neden kendini sürekli kağıt mendil gibi görme saplantısı içindesin? Kim sokuyor bunları senin kafana ya? Ama şimdi Emir'ciğim malum toplumun ahlak kuralları, örf, adet, geleneklerimiz yani gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimleri açısından... Bir geliş artık ya. Ruhsal ve bedensel anlamda bir geliş artık ya. Özellikle de bedensel anlamda seni bir geliştirsem öyle bir rahatlayacaksın ki Nur Hayat. Sen resmen beden faydalanmaya çalışıyorsun. Wow. İnan bütün İstanbul bana gönüllü fayda sunuyor. Kimsenin faydasına ihtiyacım yok. Bana benden fayda var. Kulağa biraz yanlış geldi. Kalbim birazcık kırıldı. Ama sana söyleyeceğim tek şey... gecenin ikisinde seninle telefonu konuştuğum ortaya çıkarsa... Abin seni mahveder. Okey, anladık. Beni niye mahvetsin be? Seni mahveder. Merhaba Nur Hayat. Ha, merhaba. Ya ben Orçun'u merak ettim de ne var ne yok. İyiymiş ama nerede olduğu meçhul. Ablamlar eylemi bulmaya gitti. Senin miden mi bozuk? Nereden bildin? Yüzün yeşil, göz altlarında puf böreği gibi şişmiş. Ha. Nane limon içtin mi? Yapacak kimse yok ki. O kız gelsin yapsın be çocuğum. Ağzın Şam'a yüzün Bağdat'a bakıyor. Yazık. Ah.